Değerli arkadaşlar bugün Kolay Otomasyon Kotomasyon Sistemi'nin kurumsal paketinin sunumunu birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Kolay Su Kotomasyon Sistemi kurumsal paket özellikle çok sayıda lokasyonda çalışan birden çok hukuk biriminin olduğu ya da birden çok hukukçunun çalıştığı kurumlarda özellikle dış da varsa bu dış bürolarla entegrasyonu sağlayabilecekleri ortak bir platform üzerinde gerçekleştirilen tüm hukuk aktivitelerini yönetebilecekleri bir uygulama. Kolay Kurumsal Paket Kotomasyon Sistemi'nin anlatımına geçmiştir geçmeden önce bir miktar şirketimizden de bahsetmek istiyorum. Şirketimiz 2010 yılında kurulan ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi içinde ARGE ve yazılım geliştirme faaliyetlerine devam eden ve aynı zamanda tüm Türkiye'de birçok kurum ve kuruluşa satış ve destek faaliyetlerini de yine İzmir'deki ofisimizde gerçekleştiren bir şirket. İki adet marka belgemiz bulunuyor. Bunun yanı sıra ISO 27001, 9001, 2015 gibi kalite sertifikasyonlarımız yine hizmetlerimizi verirken, ürünlerimizi geliştirirken izlediğimiz standartları gösterebilmek adına sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada tabii iki temel ürünümüz var. Var. Bugün sizlere anlatacağımız ürünümüz hukuk otomasyon sistemi ancak bunun yanı sıra sözleşme yönetim sistemi üzerine geliştirdiğimiz kontrat flow isimli ürünümüz de yine paket olarak sunduğumuz ürünlerimiz arasında hukuk otomasyon sistemi ürünümüz 2011 yılında kontrat flow sözleşme yönetim sistemi ise 2012 yılında ilk sürümleriyle hizmete girdi. Bugün her iki uygulamamızda 6. versiyonunda ve sizlerden gelen değerli müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda uygulama yaşayan bir uygulama gerek güvenlik güncellemeleri gerek yeni özelliklerin eklenmesi anlamında geliştirme ekibimizde faaliyetlerine devam ettirmekte. Tabii 12 yılı aşan bir deneyimimiz var. Bunun yanı sıra 5000'i aşan ek kullanıcıya hizmet veriyoruz. Bu sayede farklı sektörlere hizmet verirken kazandığımız tecrübeleri bir paket program olarak sizlere sunabiliyoruz. Ama bu bir paket program olmasına karşın anlatımımızda da özellikle değiniyor olacağız. Ürünümüzün kişiselleştirilebilir olması, gerek giriş ekranı, gerek karşılama ekranı, gerek menüler, gerek veri giriş ekranları ve raporlar, gerekse de uyarılar bölümlerinde sizlere sunduğumuz listeler üzerinde seçip ilgili alanları kişiselleştirebilmeniz ürünün aslında paket bir ürün olmasına karşın tüm kurum ve kuruluşlar tarafından butik bir ürün müşkesine kullanılmasına da destek oluyor. Şimdi tabii referanslarımıza farklı farklı sektörlerden birçok referansımız var. Bunlara web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir miktar ürünümüzü anlatmaya başlayalım. Ürünümüz Öncelikli olarak kurumların kendi sunucularına kurabildikleri, internetten bağımsız da kullanabildikleri bir altyapıya sahip. Bunun yanı sıra bulut platformlarda ya da kurumların kendi bulut platformlarında da sistem gereksinimlerini karşıladıkları sürece ürünümüzü kurabilme ve tüm lokasyonlara paylaştırabilme imkanını bizler sistem olarak sağlıyoruz. Bunun yanı sıra tamamen sizin bilgi teknolojileri politikalarınızla uyumlu olarak bütün veri, bütün uygulama bölümü sizin sunucularınızda barındırılmakta. Ürünümüze giriş yapacağınız zaman bakın burada bir logomuz var. Arka planda bir resmimiz ve arka plan rengimiz var. Bu gördüğünüz yerlerden başlayarak kişiselleştirmeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kullanıcı adı ve parolanızı ilgili bölümlere girdikten sonra aşağıdaki doğrulama kodunda mavi olan alanları yazarak uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra tabii karşınıza bir karşılama ekranı geliyor bu karşılama ekranından bir miktar bahsediyor olacağız. Ancak az önce gördüğünüz o giriş ekranımız buna kişiselleştirilebiliyor demiştik. Nasıl kişiselleştirilebiliyor? Onu bir gösterelim. Bakın şöyle bir ekranımız var. Buradan görmüş olduğunuz giriş ekranının arka plan rengini seçebilirsiniz. Ya da kişisel bir renk oluşturabilir, arka planda o rengin gelmesini sağlayabilirsiniz. Ya da buradaki arka plan resimlerinden gene seçim yapabilirsiniz. Örneğin ben bu sunumumda arka plan rengini örneğin şu tarz bir renk yapmam durumunda nasıl gözükecek bunu da bir ön izlemeyle görebiliyorum. Ya da arka plandaki resmi değiştirmem durumunda ya da farklı resimler koymam durumunda bakın bütün kişiselleştirmeleri bu ekrandan gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir logonuz varsa logoyu da buradan ekleyip şu gördüğünüz logonun yerinde sizin logonuzun gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Sisteme giriş yaptıktan sonra tabii karşımıza bir karşılama ekranı geliyor demiştik. İlgili karşılama ekranına buradan bir ulaşalım isterseniz. Tekrar bir girişimizi yapalım. Giriş ekranının nasıl kişiselleştirildiğini göstermiştik. Şimdi uygulamanın içine girerek kurumunuza özel ve kendi ihtiyaçlarınıza dönük uygulamayı sade bir şekilde kullanabilme imkanını nasıl sağlıyoruz? Burada bir miktar bunlardan bahsedelim. Uygulamada giriş yaptığınız zaman karşınıza gelen ve sizi karşılayan ekranda farklı grafikler ve farklı başlıkları görüyor olacaksınız. Bu farklı grafikler ve farklı başlıklardan ilgi duyduklarınızı seçip ilgi duymadıklarınızı bu listeden çıkartarak önce gerçekten ihtiyaç duyduğunuz verilerle programın sizi karşılamasını sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey ise güvenlik menüsünden parola kullanıcı güncelle ekranına gelip kendi kullanıcınızın ana sayfasını düzenle butonuna basmak. Bakın burası bizi ana sayfada karşılayan başlıklar. Burada ise o başlıkların hangilerinin görünüp hangilerinin görünmeyeceğini seçebildiğiniz alanlar var. Örneğin ben ara kararlar. Bakın burada ara kararlar başlığı var. Ara kararlarla ilgilenmiyorsam eğer o zaman yapacağım şey ara kararlar başlığını kapatmak. Dava değeri en yüksek 5 dosyayı görmek istemiyorsam Yine bunların hepsini kapatabiliyorum. Şimdi buradan çıkarımımız ne? Burada birincisi gerçekten hukuk biriminizde gerçekleştirdiğiniz aktiviteler, aktivitelerde yapmış olduğunuz işlerle doğru uyarıları almak ve uyarıları sistemin getirmesini sağlamak. Bakın ben buradaki listede her şeyi hayıra çevirdim. Yine yan tarafta da listemiz var. Buradaki başlık sayımız 22. 22 tane farklı konuyla ilgili olarak sistem sizi girişte uyarabiliyor. Şimdi ben bütün uyarıları kapattıktan sonra sadece ilgi duyduğum alanları seçiyorum. Örneğin duruşma, satış ve keşif günleri benim önüme gelsin. Aynı zamanda dosyaların 10 günü kalan tebligat uyarıları karşıma gelsin. Ancak tebligat uyarıları birinci sırada karşıma gelsin ve satış, duruşma, keşif günleri ikinci sırada karşıma gelsin. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra Artık tekrar giriş yaptığımızda karşımıza nasıl ayarladıysak sadece o verilerin geldiğini görebiliyoruz. Böylelikle giriş ekranımızı kişiselleştirdik. Şimdi ise karşılama ekranımızı kişiselleştirdik. Şimdi burada tabii birçok menümüz var. Sol tarafta menülerimiz birçok menüden oluşuyor. Ve bu menülerin içinde de birçok fonksiyon var. Ancak sıklıkla gerçekleştirdiğiniz fonksiyonların sayısı belki 5'i 10'u geçmeyecektir. İşte bu sıklıkla gerçekleştirdiğiniz fonksiyonları gerçekleştirebilmek için menüyü açıp ilgili fonksiyonun ana menüsüne tıklayıp ilgili bölüme ulaşmak yerine biz size bir sık kullanılanlar menüsü oluşturabileceğiniz altyapı sağlıyoruz. Bakın buradaki yıldız resmine bastığınız zaman uygulama üzerinden gerçekleştirdiğiniz en çok işlemleri buradan kısa yoldan ulaşma imkanına sahip oluyorsunuz. Bunun için menüden güvenliğe geliyorsunuz güvenlikten sık kullanılanlar ekranına geliyoruz. Sık kullanılanlar ekranında az önce eklediğimiz şu dörtlü yapıyı önce buradan bir kaldırıyorum. Ve kendi sık kullanılanlarımı sıfırlamış oluyorum. Bakın sık kullanılanlar karşıma gelmedi. Şimdi yapacağım şey ise sık kullanılanlarda sıklıkla yaptığım işlemleri belirlemek. Örneğin yeni bir dosya ekleme işlemini gün içinde sıklıkla yapıyorsam yeni dosya ekle ekranını buraya getiriyorum. Aynı zamanda sıklıkla rapor çekiyorsam esnek rapor ekranını da yine buraya ekliyorum. Bakın artık bu sistem üzerinde hiç menüleri açıp örneğin yeni bir dosya eklemek istediğimde menüyü açıp dosya işlemlerine gelip yeni dosya ekleye basmak yerine kendi sıklıkla yaptığım işlemlerden yeni dosya ekle işlemine bastığım anda sistem beni doğrudan ilgili fonksiyona ulaştırıyor. Böylelikle buradaki menülerden hangilerini sıklıkla kullanıyorsanız kendi menünüzü kişiselleştirip sağ taraftaki alana ekleyebiliyorsunuz. Gene kurumsal pakete özel olarak soldaki menülerin hangi birim çalışanları tarafından görüntülenebileceğini sistem üzerinde menü tasarımı bölümünde gerçekleştirmeniz mümkün. Tabii menülerimizi de kişiselleştirdik. Peki ya veri giriş alanları? Örneğin bir dava dosyası, ara dosyası gibi dosyaları eklerken burada dosyaların türlerini özellikle rapor verdiğiniz Bizim buradaki asıl hedefimiz siz bu ürünü kullanmaya başladıktan sonra geçmişteki raporlarla bağınızın devam edebilmesi ve yeni verdiğiniz raporların da geçmişi destekler nitelikte çıkabilmesi. O yüzden burada önce sizin yeni bir dosya eklerken bu dosyaların türlerini seçebileceğiniz başlıkları eklemenizi rica ediyoruz. Bu başlıkları eklerken de örneğin ceza, hukuk, icra, idare, işçi alacağı gibi Kurumunuz gerçekten hangi başlıkları kullanıyorsa, bugüne kadar hangi raporları verdiyseniz onlarla uyumlu olarak bu başlıkları oluşturmanızı rica ediyoruz. Bu ekran üzerinde bu başlıkları 3 noktalı kutucuktan oluşturabilirken aynı zamanda bu oluşturduğunuz her bir ana türde hangi başlıkların gelmesini istediğinizi burada seçebileceğiniz bir altyapı sağlıyoruz size. Bu sayede örneğin vergi türündeki bir dava dosyasını takip ederken 15 tane başlıkla takip edebilirken işçi alacağı türündeki bir davayı 50 başlıkla, 100 başlıkla ve işçi alacağına özel alanları da girerek takip edebilme imkanı sağlıyoruz. Buradaki listeden hangi ana türde hangi başlıkların çıkacağını seçebiliyorsunuz. Örneğin ceza türünde bakın dosya bilgilerindeki hangi başlıklar çıkıyormuş? Hangilerini seçmişiz? Ama bunun yanı sıra Örneğin danışmanlık olursa bu, danışmanlıkta hangi başlıklar çıkacak? Ya da hukuk olursa hukukta hangi başlıkların çıkacağını sistemden seçerek kayıt altına alma imkanına sahipsiniz. Bu sayede dava dosyalarınızı eklerken buraya, örneğin danışmanlık türünde bir dosya eklerken sadece bu kadar başlıkla bu dosyayı ekleyebilmektesiniz. Ancak işçi alacağı dediğinizde bu başlıklardan çok daha fazla başlıkla işe iade özel alanını da içerecek şekilde alanlara sahip bir ekleme işlemi yapabilirsiniz. Bu sayede bu programın veri giriş alanları sadece ihtiyaç duyduğunuz başlıklarla yürütülebileceğiniz bir altyapıya sahip oluyor. Ve bunun yanı sıra bu başlıkların hangilerinin dosya sisteme eklenirken zorunlu olacağını ve hangilerinin de güncellerken zorunlu olabileceğini seçebiliyorsunuz. Bu sayede örneğin ceza türünde bir dosya eklemek istediğinizde cezanın örneğin tarafımız mahkeme ve esas bilgileri zorunlu olsun dediğiniz zaman aslında bu alanlar eklenmeden bu dosyanın sisteme kayıt olmasını sistem engelliyor. Bu sayede kurumunuzun ihtiyaç duyduğu başlıklar olmaksızın bir dosyanın da eklenmemesini sağlamış oluyorsunuz sadece ihtiyaç duyduğunuz kadar başlığın ve sadece ihtiyaç duyduğunuz ana türlerde eklenmesini sağlayarak çalışanlarınızın da bu veriyi girerken ki eforunu yükseltme ve verimliliğini yükseltme imkanına sahip oluyorsunuz. Zorunlu alanları siz seçiyorsunuz. Giriş alanlarını siz seçiyorsunuz. Dosya türlerini siz belirliyorsunuz. Böylelikle yine kişiselleştirmeyi yapabileceğimiz bir başlığımızı daha anlatmış olduk. Şimdi sıra rapor bölümüne geliyor. Bu kadar veri girdiniz. Bu girdiğiniz verilerle ilgili raporları alırken ne tür raporlar alabiliyorsunuz? Bir miktar da bunlardan bahsedelim. Biz hem rapor hem de çalışma alanı olarak size esnek rapor bölümünü gösteriyoruz. Esnek rapor bölümüne geçtiğiniz zaman aslında o dava dosyalarınızla ilgili giriş yaparken seçtiğiniz başlıkların hepsinin bu listede olduğunu gözlemleyeceksiniz. Bu sayede aslında kurumunuzda farklı nitelikte çalışanların olabileceğini düşünürsek, örneğin bu uygulamaya avukatlar da girebilir, katipler de girebilir, finans departmanınız da girebilir, insan kaynakları da girebilir. Çünkü hukuk departmanının beslediği verilere sahip bu uygulama, sizin diğer departmanlarla da iletişim kurmanızı ya da diğer departmanlardan birilerinin de buraya veri girmesine ihtiyaç duyabilir. İşte o sebeple bizler size diyoruz ki avukatlar olarak sizler bir seferliğe mahsus hangi başlıklarla ilgileniyorsanız o başlıklarla kendi çalışma listenizi altta oluşturup çalışmalarınızın devamında da bu listeyi tekrar tekrar oluşturmak zorunda kalmadan kaydedebileceğiniz bu modeli kaydedebileceğiniz bir altyapı sağlıyoruz. Örneğin ben bir avukat olarak bir avukat olarak bu kurumda çalışıyor olursam ve burada davanın konusu benim için önemli değilse bakın alt tarafta davanın konusu var. Buradaki listede de var. Davanın konusu başlığını kaldırdığım anda bakın bu başlık buradan gitti. Aynı zamanda duruşma günü de benim için önemli değilse bakın duruşmasını da kaldırdım. Bu da gitti. Bunun yanı sıra dosya ve klasör numaraları dediğimiz iki tane alanımız var. Bunlar fiziki olarak dava dosyalarının sizin kurumunuzda durduğu yeri durduğu dosyayı ve dosya hangi klasörün içindeyse bu klasörün numarasını ifade ediyor. Bunları da kaldırdığınızı düşünün. İhtiyaç olmadığı sürece. Şimdi bu başlıkların hepsi kalktı bakın. Ama benim ilgilendiğim örneğin bir başlık olsun. Dava değeri. Dava değeri zaten yazdığımda buradaki alama, arama alanına dava değeri başlığının bakın buraya geldiğini görüntüleyebiliyorsunuz. Birden çok dava değeri türü girebiliyorsunuz. Dolar, euro gibi düşünebilirsiniz. Peki aynı zamanda ıslah durumu benim için önemliyse ne yapmalıyım? O zaman ıslah durumunu, tarihini ve tutarını da bu listeye ekleyebiliyorum. Bakın şimdi ıslah durumu, tarihi ve tutarı da gene bu listeye ekleniyor ve listede karşımıza geliyor. Peki müvekkile özel durum dediğimiz ve dava içi durum dediğimiz iki tane bölümümüz var. Büro içi dava durum dediğimiz kısım sizin dış bürolarınız varsa, dış hukuk bürolarınız varsa Onların dava dosyalarıyla ilgili son durum bilgilerini, görüşlerini yazabildiği esnek alanlardan biri. Bir diğeri ise müvekkil özel durum raporu ise iç hukuk birimi olarak yöneticilere verdiğiniz raporlarda bu raporun e, nasıl gözükmesini istiyorsanız kendi iç hukuk biriminizin de görüşlerini ekleyerek e, raporda kullanabileceğiniz bir diğer başlık. İşte ben bunlardan sadece biriyle ilgileniyorsam örneğin müvekkil özel raporu kaldır diyorum. Bakın bu başlıkta gitti sistemler. Nelerle ilgilenmiştim? Bir de dosyanın son durumları. Son durum seçeneğini de yine liste üzerinden arıyorum ve son durum seçeneğini bulduktan sonra buraya bu listeye ekliyorum. Bakın dava dosyalarının son durumları de bozma, derdest, kararlı, yargıtayda, yerel mahkemede gibi karşıma bunlar geliyor. Şimdi buraya neden çalışma ekranı diyoruz? Çünkü buradan dosyalara ulaşabiliyorsunuz. Tıkladığınız anda dosyanın içine girebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu gördüğünüz liste üzerinden örneğin ıslah tutarı ya da dava değerinin üstüne bastığımda ilk basışta en küçükten en büyüğe tekrar bastığımda ise en küçük en büyükten en küçüğe doğru dava dosyalarının sıralandığını görebiliyorsunuz. Ben tek bir tuşla bu başlıkların hepsini rapora yazdır diyebilirim. Bu sayede yazdıracağım rapor bana anında bir Excel olarak uygulamaya inmekte. Şimdi bu Excel'i de bir miktar sizle şu şekilde paylaşalım. Bu gördüğünüz Excel ham bir Excel olarak karşımıza geliyor. Neyi görüyorsak birebir aynı başlıkları bu, gör, bu raporda da görebildiğimizi gözlemleyebilirsiniz. Tek bir tuşla bu dosyaların sadece arşiv olanlarını bana raporla deyip sadece arşiv olanlarını bakın 12 adet varmış. Ya da tek bir tuşla sadece aktif olanlarını raporla deyip 375 adet varmış aktif olanlarını ya da tümü diyerek hem aktif hem de arşiv olanları 387 toplam dosyayı görebilme imkanına sahibiz. Peki bu dosyaların ilgilileri, yönetmen avukatı ya da sorumluları kimler? İşte bunların hepsini yine bu listenin içine görüntüleyecek şekilde ekleyebiliriz. Örneğin yönetmen avukatı. Hemen bakın yönetmen yazdığınız anda yönetmen avukatını listeden ekleyebiliyorum. Ya da dosya sorumluları Bakın sorumlu gruplar. Bunların hepsini dosya sorumluları. Bunların hepsini bu listeye ekleyebilir ve çalışma alanınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. Tek bir tuşla davadaki tarafımız örneğin davalı olan dosyalarımı bana getir diyebilirim. Bakın tek bir tuşla geldi. Peki bu dosyalardan ana türü sadece hukuk ve işçi alacağı alanları getir diyebilir miyim? Evet. Buradan bütün filtreleme işlemlerini de dosyalara erişim, içlerini açmak, belgelerini görüntülemek gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Ve aynı zamanda bu gördüğünüz halini buradaki üç noktalı kutucuğa basıp kaydedebilirsiniz. Çünkü her seferinde bu kadar ayar yapmak yerine örneğin bu çalışma konumuz vergi dosyaları için Hüseyin Bey raporu diyorum. Bu sayede eğer ben bunu bu şekilde kaydedersem vergi dosyaları için Hüseyin Bey raporu diye. Bakın davalıları seçmiştik. Yukarıda dava değerini en yukarıdan en aşağıya gelecek kadar filtreledik. Ana türe sadece hukuk ve işçi alacağını ekledik. Ben tekrar uygulamaya geri döndüğümde ve tekrar rapor ekranına geri döndüğümde bakın rapor ekranı standart bıraktığımız hale geri geliyor. İşte bu hale geri gelen rapor ekranını yeniden ayarlamak zorunda kalmadan çalışacağım yapıyı buradan seçip örneğin vergi dosyaları için Hüseyin Bey raporu. Sistemin o yapmış olduğum tüm ayarlamaları bakın tarafımız davalı sadece ana hukuk ve işçi alacağı şeklinde dava değeri yukarıdan aşağı sıralı şekilde getirmesini sağlayabilirim. Burada dikkat edeceğiniz konu çalışma alanımızın şeklini kaydediyoruz. İçeriğindeki bilgilerin hepsi dinamik. O an itibariyle ne güncelse o modelin içine, o şeklin içine güncel veriler geliyor. Ve bahsettiğim gibi Excel'e anında bunu raporlayabilirim. Peki artık sınırsız sayıda raporu bu uygulamadan alabileceğimizi gördük. Ve bu raporları oluştururken mikro destek yazılıma ihtiyaç duymadan bu başlıkları seçerek yerini belirleyerek, sürükleyerek ve bırakarak ve Excel'e basarak çıkartabileceğiniz de görmüş olduk. Bunu grafikli olarak yapmak isteseydik, aldığımız Excel'i açıp Excel'de bunu buna bir grafik bağlamak yerine gene bizim sistemimiz üzerinden bunu grafikli olarak üretebileceğiniz bir altyapıyı biz size sağlıyoruz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Özet rapora geç seçeneğiyle. Özet rapora geç seçeneğine tıkladığımız anda sistem karşımıza bu görmüş olduğunuz raporu görmüş olduğunuz başlık sayısı kadar yani hangi verileri girdiyseniz o verileri içerecek şekilde oluşturabileceğiniz bir pivot rapor ekranı açıyor karşınıza. Ve bu pivot rapor ekranında da grafikler bakın otomatik olarak geliyor. Yani siz Excel'e bir rapor almak istediğinizde altına grafik eklemek zorunda kalmadan buradan dışarıya aktar butonuna bastığınız anda grafikli olarak bu Excel'leri buradan üretebiliyorsunuz. Tekrar Excel'de grafik eklemek zorunda kalmadan. Peki bu, bu raporda neler yapabiliyoruz? Bir, bu raporun içinde o bahsetmiş olduğumuz 500'e yakın kriter, bakın dava dosyalarına eklediğimiz bütün kriterler burada karşımıza geliyor. Örneğin biz bu listeye adet ekliyoruz davadaki tarafımıza göre de davalarımızın raporunu almak istersek bunu da ekliyoruz. Bir de bunların hangi yıllarda açıldığını, yıllara göre dağılımını görebilir miyim? Bunu da hemen sistemden dava açma tarihi yıl seçeneğini ekleyerek ekliyoruz. Bakın şimdi bir örnek rapor oluşturacağız. Bu rapor sadece bir örnek. Sınırsız sayıda buradaki kombinasyonlarla rapor oluşturabilirsiniz. Davadaki tarafımıza göre, karşı taraflara göre, kaybetme ihtimalimize göre, kazanma ihtimalimize göre girdiğiniz veriler neyse bunlara göre raporları alabilirsiniz. Ben mesela şunu merak ediyorum. Yıllara göre bana açılan dosyalarımı ana tür şeklinde raporla. Şimdi bunun için neye ihtiyacım var? Bir, benim şu anda dava açma tarihlerine ihtiyacım var. Dava açma tarihi yılı bu tarafa ekledim. Peki ana türlere göre de grupla demiştik. Bakın davalarımızın ana türlere göre dağılımı ve yıllara göre dağılımını sistem tek bir tuşla, sürükle, bırakla, grafikle hale getirdi. Mesela ne varmış? 2024 yılında iki tane icramız, bir tane hukumuz, 31 tane cezamız, bir tane danışmanlık, bir tane de müşteri bilgileri türünde davamız ve toplam 36 davamız varmış. Peki yıllara göre toplam kaç davamız varmış? 375. Bunları direkt gördük. Burada bu grafikleri dava açma yıllarına göre oluşturabildiğiniz gibi yılları yukarı alıp ana türleri aşağı alıp bu sefer de yıllara göre hangi yıl hangi ana türde dava kaç adet açıldığını raporlayabileceğiniz gene aynı şekilde bir liste sunabiliyoruz. Bunun yanı sıra düşünün ki size şöyle bir soru geldi. Peki biz bu davalarda dava tarafımız neydi? Hemen ana türün yanına bu davadaki tarafımızı eklediğimizde, örneğin bu davaların 80 tanesinde icra davasının alacaklı olduğumuzu, hukuk davasında şu kadar davalı, bu kadar davacı olduğumuzu, vergi davasının şu kadarında davalı, bu kadarında davacı olduğumuzu görebiliyoruz. Sadece bana davacı olduğumuz dosyaları göster diyorsak eğer, davalı ve davacıları da seçebiliriz. Bu sefer sistem bunları filtreler. Der ki hukukta şu kadar dosyada 39 dosyada davalıyız davacıyız 8 dosyada davalıyız gibi. Bu sayede burada sınırsız sayıda raporunuzu buradaki parametrelerle oluşturabilirsiniz ve bu şekli de hemen 3 noktalı kutucuğa basıp yine az önceki gibi kaydedebilirsiniz. Mesela örneğin davalı ve davacı durumuna göre rapor. Bakın ben bunu kaydettim. Şimdi ben bunu kaydettikten sonra tekrar rapora geri döndüğümde ve tekrar özet rapora geçtiğimde her şey bakın eski haline geri geliyor. Yapmam gereken çek şey davalı ve davacı durumuna göre rapor butonuna basmak. Bastıktan sonra da uygula butonuna basmak. Bakın nasıl bıraktıysam içindeki veriler dinamik ama model sabit. Bu karşıma otomatik olarak geliyor. Böylelikle aslında sizler bu uygulamayı kullanırken giriş ekranı, menüler, veri giriş ekranları, raporlama ekranı ve grafikli raporlama ekranını nasıl kişiselleştirebildiğimizi görmüş oldunuz. Peki uygulamamız genel özellikler anlamında neler yapabilmekte? Bir dava dosyasına erişmek istediğimizde dava dosyasına iki şekilde erişebiliyorsunuz, dava ve icra dosyalarınıza. Burada bir arama bölümümüz var. Bakın bu arama bölümümüze Dava ve icra dosyalarında bildiğiniz örneğin mahkemesi, esası, karşı taraf adı, davanın ana türü gibi bildiğiniz verileri buraya yazıyorsunuz. Bu bildiğiniz veriyi buraya yazdığınızda örneğin ben diyorum ki bildiğim herhangi bir veri. Ahmet yazdım. Ahmet yazdığım anda bakın karşıma Ahmet'in geçtiği dava dosyaları geldi. Ancak burada bir şey dikkatinizi çekecek. Bakın aynı zamanda sadece dava dosyaları değil sözleşmeler de geldi. Çünkü ben burada Arama bölümünü de kişiselleştiriyor. Bu sistemin içinde dava ve icra dosyalarınızı tutabileceğiniz bir başlığımız var. Bunun yanı sıra iddianameler, ara kararlar, arabuluculuk görüşmeleri, sözleşmeler, vekaletnameler, belgeler. O yüzden buradaki arama bölümüne yazdığınız şey hangi alanların içinde aransın istiyorsanız, gene menüyü açıp güvenliğe gelip. Güvenlikten kendi kullanıcı seçtikten sonra arama sayfasını düzenle butonuna basabilirsiniz. Ve bu arama sayfasında buraya yazdığınız kelimenin aslında hangi verilerin içinde arama yapmasını istediğini buradan seçiyorsunuz. Bakın biz sadece sözleşme ve dosyalarda arama yapsın diye seçmişiz. Oysaki hayır ben arabuluculuk, duruşmalar ve aynı zamanda maaş içinde de buraya yazdığım kelimelerin aranmasını istiyorum dedim. Ve buraya tekrar Ahmet yazıyorum. Bu sefer deminki gibi bakın dosyalar karşıma geldi. Bu sefer arabuluculuk işlemleri, duruşmalar, sözleşme detayları ve maaş ecizlerinde de bu aramayı gerçekleştirdi. Ahmet dediğiniz kişinin bilgisi hangilerinin içinde geçiyorsa karşılaştığı duruşmaları da sözleşmeleri de Varsa dosyalarını da sistem karşınıza getirdi. Böylelikle arama bölümünde de bir kişiselleştirme yapılabildiğini gözlemlemiş olduk. Şimdi sistemimizin yapabildiği özelliklerden bir miktar bahsetmemiz lazım. Her bir dosyanın içine dosyayı açtıktan sonra dosyanın içine giriş yaptığınızda tek bir ekran üzerinden bu dosyanın ara kararlarını görebilirsiniz ve girebilirsiniz. Duruşma, satış günü, keşif günü, ön inceleme günü gibi günlerin tamamını yine bu ekran üzerinde türünü seçerek, yapılacağı tarihi seçerek, saatini seçerek girebilme imkanına sahipsiniz ve eski girilenleri görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir görev yönetimi bölümümüz var. Bu dosya ile ilgili içeride siz ya da diğer çalışanlara iş planlayabilirsiniz. Bu işler süreli işler olup planladığınız kişiye planladığınız anda bir e-posta bilgilendirmesi gider. O kişi bu işi kapattığında ya da ertelediğinde size bir e-posta bilgilendirmesiyle iş takibini de yine bu sistem üzerinde yapmanızı sağlayabilmekteyiz. Dosya bilgilerine geldiğiniz zaman ise seçmiş olduğunuz o dava türüne özel başlıkların hepsini bu listede görebilirsiniz. Bunun yanı sıra sınırsız sayıda dokümanı buradan bu dosyaların içine ekleyebilirsiniz ve görüntüleyebilme imkanına sahipsiniz. Bu dosyayla ilişkili başka dosyalar varsa o dosyalara da buradan ulaşabilme ve onların ismini görebilme imkanına da yine sistem size getirmekte. Dava dosyalarının tüm safahatlarını yerel mahkeme, bölge idare mahkemesi ya da danıştay, yargıtay gibi süreçlerinin tamamını yine burada tek bir yapı altında kayıt altına alabilirsiniz. Bu dosyalarla ilgili avans masraf tahsilat reddiyat işlemlerini yine buradan gerçekleştirebilir. Büroların bu dosyalarla ilgili hak ettiği vekalet ücreti borcunu ve alacağını da yine buradan girebilme imkanına sahipsiniz. Bunun yanı sıra tabii bir şablon evrak editörümüz var. Bu editörü kullanarak bu dosyaya girdiğiniz o başlıkların bir Word belgesi gibi bir belgeyi ya da bir editörde hazırlanmış bir şablonu doldurmasını sağlayabilirsiniz. Onlarca ya da yüzlerce dosya ile ilgili toplu bir belge hazırlayabilmenizi sağlayacak bir editörümüz de burada karşınıza gelmekte. Bu editörümüzün içinde ...değişken alanlarımız var. Bu gördüğünüz değişken alanların her birini... ...buradaki liste üzerinden ekleyebilme... ...görüntüleyebilme imkanına sahipsiniz. Faiz işlemleri bölümümüz var. Yine burası da önemli. Özellikle e, dava dosyalarında... ...işe iade işçi alacağı gibi dosyalarda... E, ...faiz işleyen alacaklar söz konusu ise... ...her bir alacağı alacak kalemini tek tek ekleyerek... ...ve hangi türde faiz işletmek istiyorsanız... ...kademeli olarak... Bu türdeki faizin buradaki hükmedilecek tutar üzerinden işletilebilmesini sağlayabilmektesiniz. Hüküm tarihi açıklandığında ise faiz tabi tarihini sabitle diyerek artık o dosyalara bir faiz işlenmesini ortadan kaldırabilir ve o dosyalarla ilgili ne kadar riskiniz olduğu bilgisini de yine sistem üzerinde denetleyebilirsiniz. E, mali raporlara geliyorum. Mali raporlara geldiğimiz zaman o dosya ile ilgili avans, masraf, tahsilat, reddiyat ne kadar işlem yapıldıysa burada görebilirsiniz yetkiniz dahilinde. Vekalet ücretleri bölümünde ise o dosya ile ilgili bir vekalet ücreti alacağı ya da borcu söz konusuysa bunları da görme imkanına sahipsiniz. Yine kurumlar için özel bir alanımız. Çalıştığınız dış büroların talep ettiği bu dosya ile ilgili vekalet ücreti ve bu dosyanın müddavi bölümünde yazdığınız dava değeri üzerinden Asgari vekalet ücreti tarifesindeki hesaba göre Barolar Birliği'ndeki öngörülen tutarını da görebilme, karşılaştırabilme imkanına gene bu sistem sizi sağlıyor. Uyap bölümüyle ilgili olarak biz kurumsal uyap web servis dediğimiz sisteme entegre bir şekilde uygulamamızı kullandırtabiliyoruz. Kurumsal uyap web servis hizmetini 19.04.2024 tarihi itibariyle 4000 dosyaya sahip olan özel sektör ya da 2000 dosyaya sahip olan kamu kurum ve kuruluşları Adalet Bakanlığı'ndan temin edebilmekte. Eğer bu servisi temin ederseniz akşam 9 sabah 7 saatleri aralığında taraf olduğunuz tüm dava dosyaları ve icra dosyaları ve arabulucuk dosyaları belgeleriyle birlikte bu sisteme akıyor. Ve bu sistem üzerinden sizler yönlendirme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz ya da taraf olduğunuz dosyaların son durumlarını, duruşmasını, avansını, masrafını ve safahatlarını yine bu yapı üzerinden takip edebilmektesiniz. Ama buradaki olmazsa olmaz kriterimiz Adalet Bakanlığı'ndan kurumsal yap web servis hizmetini, KWS hizmetini almış olmanız. Her bir dosyanın kaç gün sürdüğü, ilk derece mahkemede ne kadar zaman harcandığı, istinaf mahkemesinde ne kadar zaman harcandığı, temiz mahkemesinde ne kadar zaman harcandığı gibi sürelerin tamamını buraya girdiğiniz veriler üzerinden sistem hesaplamakta ve size örneğin bir ceza dosyasında ne kadar süre harcadınız, ortalama ceza dosyalarında ilk derece mahkeme ne kadar sürmekte gibi istatistik bilgileri önerebilmek amacıyla da sistemin bir hesaplama yapmasını sağlayabilmektesiniz. Yine yetkiniz dahilinde bu dosyanın içindeki dosya sorumlularını bu listede görebilirsiniz. Yetkiniz varsa ekleyip çıkartabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz anda kullanıcılara da otomatik olarak bir e-posta gitmektedir. Şimdi sistemin özelliklerine geldiğimizde dava ve icra dosyalarını ekleyebildiğimizden bahsetmiştik. Dava dosyalarını ve sizin borçlu olduğunuz, karşı tarafların size açmış olduğu icra dosyalarını buradaki dava ve icra dosyası ana türünü seçtikten sonra bu sisteme ekleyebilmektesiniz. Ancak alacaklı olduğunuz icra dosyaları için bir XML oluşturmak ve belge üretme ihtiyacınız varsa ve kapak hesabı almak istiyorsanız o zaman icra işlemleri bölümündeki yeni dosya ekleyi kullanabilirsiniz. İcra işlemlerindeki yeni dosya ekle bölümünü seçtiğinizde icra dosyasına özel başlıkların geldiğini görüntüleyebilirsiniz. İşte bu başlıklar üzerinde örneğin ilamsız 7, ilamsız 10 ya da ilamlı örnekten 4-5 gibi tüm takipleri buradan takip tarihini girerek oluşturabilirsiniz. Eğer kotalı bir icra daireniz varsa bunları tanımlayabileceğiniz başlıklarımız, alanlarımız var. Buradan otomatik olarak bu hangi icra dairesi ise bunu da seçebilme imkanını sistem size sağlamakta. Eğer faiz değil mahrum kalınan kar payı şeklinde bir icra takibi açmak istiyorsanız burada seçmeniz gereken mahrum kalınan kar payı olacaktır. Aynı zamanda bu icra takibini açan kişiye otomatik olarak açılış masraflarının o kişinin masraflar bölümüne işlenmesini istiyorsanız yapmanız gereken şey açılış masraflarını işletmek. Hangi çalışanın açtıysa o çalışan da bunların görünmesini sağlamak. Şimdi ben bu liste üzerinde kaydet ve devam et dediğimde bir icra takibini başka hiçbir ekrana gitmeden tek bir bölüm üzerinden açabilme imkanını sistem size sağlıyor. Bu icra takibini buradaki liste üzerinden açabiliyoruz ve gerçekleştirebiliyoruz.